Tarif değişir mi? Tarif değişir arkadaşlar. İlimlerde kavramların, terimlerin tarifi değişir. Her zaman bizi bekleyen problem bu kavram terim diyoruz. Ne demek bunlar? Kelime, kavram, terim. Benim ilk derslerdeki şeylerimden biri budur. Kelime, kavram, terim. Bunları kullanıyoruz değil mi? Hepiniz kullanıyorsunuz. Ne demek olduklarını biliyor muyuz? Kelime, kavram, terim arasında ne fark var? Kelime ne demek bir defa? Kavram ve terim birer kelime midir? Kelimedir. Farkları nedir peki? Neye kelime diyoruz, neye kavram diyoruz, neye terim diyoruz? Efendim? Kelime, harflerin bir araya geldi, en küçük anlamlı birim diyebiliriz. Hmm. Harfler çok önemli değil, mecburen gelecek bir araya. Anlamlı ne? Anlamlı ne? Anlamlı kelime olmaz. Yani kelimeyi kelimeyle mi tarif edeceksin? Anlamlı söz de yani, lafız değil mi? Nasıl anlamlı oluyor? Ne demek anlamlı? Anlamlı... Yani anlamlı olabilmesi için ne olması lazım? Anlamsız kelime, anlamlı kelime ne demek? Bir şeye işaret etmesi lazım değil mi? Yani bir varlığa veya bir harekete işaret etmesi lazım, delalet etmesi lazım. Ki biz buna işte sözcük diyelim. Aslında anlamlı olmayan sözcükler de var arkadaşlar. Veya tam anlamı olmayan sözcükler var. Ah gibi. Anlamı var mı ahın? Tarif et bakalım, ne diyeceksin? Sözlüklerde ne diyor? Efendim, ünlem ifadesi. Ahı anlatır mı ünlem ifadesi? Neyse, oraya girmeyelim. Peki kavram ne arkadaşlar? Kavram, Arapçası mefhum. Kavram ne diyorsunuz? Yani bir kavram söyleyin bakalım. Hem kelime olsun hem kavram olsun. Bir konuya işaret etmesi denilebilir mi hocam? Kelime o. Yani bir konunun içerisinde değerlendirilebilir bir şey. Yok, tarif değil bu. Tarifin tam olması lazım. Efradını cami, ayarını mani. Soyut olması lazım, fena değil. Ne demek soyut? Hocam zihnimizde tasavvur edebilir miyiz? Ha, zihni. Karadenizli misin sen? Evet. Ha, Allah yardım edin. Nerede tasavvur edeceksin? Şimdi, evet. Arkadaşlar, kavram dediğimiz şey mefhum yani. Soyut bir şeydir, doğru. Ve zihindeki tasavvura denir. Soyut ve tasavvur. Tasavvur hangi kelimeden geliyor? Suret. Suret kelimesinden değil mi? Zihinde bir suret var. Buna tasavvur diyoruz. Peki dışarıda varlığı var mı? Dışarıda var mı varlığı? Yok. Yok mu? Var mı? Var. Ha, soyut ama soyut dediğimiz şey arkadaşlar somuttan soyut hale gelir. Nasıl yapacağız bunu? Karadenizler için biraz zor ama yani biz somut bir şeyi nasıl soyut hale getirebiliriz? Arkadaşlar, insan bir kavram mıdır? Evet. Değil mi? Hangisi kavramdır? Daha doğrusu hangisi soyuttur, hangisi somuttur? İnsan aynı zamanda somut bir şey midir? Ne zaman somut olur? İnsanlık
somut mu, soyut mu? İnsanlık tamamen soyuttur bakın. İnsanlığın dışarıda varlığı yok. İnsanı var ama. Peki dışarıda varlığı olan şeyi kavram haline nasıl getiriyoruz? Nasıl soyutlaştırıyoruz yani? Nasıl? Nasıl? Yani somut insandan bahsettiğimiz zaman iş kolay. Diyoruz ki işte Ahmet, Hatice. İşaret ediyoruz yani. Bakın bu somuttur. Soyut nesi arkadaşlar? Ahmet soyut olabilir mi? Soyut olabilir mi? Somut. Efendim? Burada yani işaret ediliyoruz ve görülen... Tabii görülen şeye soyut diyemeyiz. Mücerret diyemeyiz yani. Müşahhas o. Şahıs halinde yani. Arkadaşlar, bütün insanları içine alan kavrama biz soyut kavram diyoruz. O tek tek insanlara işaret eder aşağıda, somut halinde. Fakat insan dediğimiz zaman biz Ahmet'i, Mehmet'i kastetmeyiz. Bütün insan türünü içine alan bir soyut kavramdan bahsederiz. Ağaç da böyledir. Masa. Masa dediğim zaman bütün masa türlerini içine alır. Ama bu masa dediğimiz zaman bu soyut mudur? Şu. Hayır. Bu işte müşahhas masa bu. Fakat bütün masaları içine alan, akla gelebilecek bütün masaları içine alan, buna kavram diyoruz. Bunun sadece zihinde varlığı var. Bütün masaları içine alan şeyin dışarıda karşılığı olabilir mi? Olamaz. Tek tek olabilir. Kavram dediğimiz şey bu. Arkadaşlar, düşünce kavram üzerinden yürür derken bunu kastediyoruz. Mefhum, Arapçası. Peki terim ne arkadaşlar? Günlük kullanımda terimle kavramı birbirine karıştırırız biz. Birbirinin yerine kullanırız. Terim, Arapçası ne terim? İstilah. Veya mustalah, ikisi de kullanılır terim yerine. Ne demek terim? Terim ne ediyoruz? Kavramla aynı mı? Bir ilmi disiplin içerisinde kelimenin kazandığı özel anlama... Ha, sonu, cümlenin ikinci kısmını ters çevir. Doğru yani. Bir ilme göre tarif edilen kelime. Tarif edilecek. Bir ilme göre ama, bir disipline göre. Bu da doğru. Bir terim söyleyeyim bakalım. Meşveret. Tabii. Bakın meşveret dediğimiz zaman bir terimdir. Bakın bir kelimedir aynı zamanda, bir kavramdır aynı zamanda. Ve bir terimdir. Peki bir ilmi disipline göre dedik. Meşveret hangi ilmi disiplinin terimi acaba? Siyaset yeni çıktı. Tabii siyaset, kelamın terimi pek sayılmaz meşveret. Ahlak, esas itibariyle ahlak terimidir. Siyasi terim ikinci derecedeydi. Şimdi bakmayın, işte birinci dereceye çıktı gibi gözüküyor. Meşveret esas itibariyle bir ahlak terimidir. Peki ahlak ilmiyle siyaset de aynı şekilde mi tarif edilecek? Efendim? Değişecek tabii. Niye değişecek? O ilme göre değiş. Tarifi değişecek bakın. Adalet. Hangi ilmin terimi? Hukuk. Birinci sırada hukuk. O kadar mı? Ahlak tabii.
Kelam tabi, başka hadis ve bunların tarifleri çok farklıdır. Hadiste adalet ne demek? Ravinin rivayet edebilecek vasıflara sahip olup olmaması. Bakın bambaşka bir adalet var orada, değil mi? Şimdi arkadaşlar, bunlar üzerinde biraz çalışın lütfen. Görüyorsunuz dil eğitimimiz böyle. Onun için işler yürümüyor. Bundan çok üzülmeyin yani. Biz de bunları eğitimimiz sırasında öğrenemedik. Bunları sonradan öğrendik yani eğitimimizde bunlar. Ki bunlar arkadaşlar işin ABC'si. Yani Türkiye'de öyle bir eğitim var ki insanlar ancak doğru dürüst bir yabancı dil öğrenmeye başladığı zaman kendi dilini öğrenmeye başlıyor. Tabii doğru dürüst bir yabancı dil eğitimi alıyorsa. Alıyorsa yani. Türkiye'de yabancı dil eğitimi de Allah'lık bir eğitimdir. Yani dilini bile öğretemeyen bir eğitim sistemimiz var. Böyle eğitim sistemi olur mu? Yani işte bu yılın başında da büyük bir marif projesi açıkladılar. Öğretmenlik yapanlarınız haberdardır belki. Düşmana göster geri çek diye bir ifade vardır Türkçe'de. Öyle bir şey. İçinizde çok beğenen var mı bu programı? Efendim? Varsa söyleyin yani, bir mazur yok. Dönelim, bu parantezi kapatalım. Bu kelime, terim, kavram işiyle biraz uğraşın. Lütfen. Bakın ya ne oluyor buralarda. Somut ne demek, soyut ne demek? Soyutlama ne demek? Karadenizlerin daha çok çalışması lazım. Buraya gelelim. Arkadaşlar bu çok mühim bir şey. Kavramların hiyerarşileri değişir. Kavramların hiyerarşilerin değişmesi düşünce tarihi açısından çok mühimdir. Hiyerarşinin değişmesi ne demek? Önceliğin, önemin değişmesi demek. Yani bir şey birinci sırada 15. sıraya düşüyor. Bakın devam ediyor. Yani devamında bir problem yok. Hala yaşıyor bir rivayete göre. Ama önem ve sıralaması değişiyor. Bu çok mühim bir şey düşünce tarihi açısından. Örnek ister misiniz? Arkadaşlar haya. İslam ahlakının kaçıncı derecede bir kavramıdır sizce? Haya imandandır. Tabii bunu hatırlamak çok iyi. İman kısmını bırakalım. Ahlakın yani birinci derecede, beşinci derecede, yirminci derecede kavramı hangi düzeyde ya? Birinci derecede tabii. Bugün arkadaşlar haya bunu nasıl anlayacaksınız? Günlük dilde haya duyuyor musunuz hiç? Günlük dilde haya dolaşıyor mu yani? Ne oldu? Çok önemli bir kavram. Hiyerarşisi çok önemli bir değişikliğe uğradı. Ne oldu? Kıyamet mi koptu? Müminler mi çekildi? Yani niye? Ne oldu arkadaşlar?
Yani bu değişikliği ne mümkün kıldı veya ne harekete geçirdi bu büyük değişikliği? Bakın burada bir sürü şey saymanız lazım falan filan. Bunun üzerinde konuşmanız lazım. Bakın kavram duruyor. Hatta değişikliğe de uğramadı. Yani biraz önce konuştuğumuz mücerret soyut olmadı yani. Hayal kelimesi öyle duruyor. Duruyor ama duruyor mu? Duruyorsa hangi düzeyde duruyor? Falan. Buna bakmak lazım. Tarifinin değişmesi arkadaşlar, yani hiyerarşideki değişmesi de önemli, tarifinin değişmesi de önemli. Ne demek tarifin değişmesi? Yani hayalin içine ne girecek, ne çıkacak? Biraz önce söyledik ya, bu ifadeyi biliyorsunuz değil mi? Efradını cami, ayarını mani, çok güzel bir ifadedir. Bugün bunun talebelere öğretilmesi çok zor. Ancak biraz üniversite düzeyinde öğretilmesi lazım. Bu tarif için kullanılır. Yani tarifin içine alması gereken her şeyi içine alması lazım. Dışta bırakması gereken her şeyi dışta bırakması lazım. Mükemmel tarif budur. Efrat ferdin çoğuludur. Yani unsurları içine alacak. Başkaları dışta bırakacak. Ayar, başkaları demek. Gayr kelimesinin çoğulu bildiğiniz gibi. Bu parantezi de kapatalım. Bunu unutmayın lütfen. Düşünce tarihi açısından çok mühimdir bu. Birçok insan arkadaşlar, Türkiye'de daha çok insan, okumalarını ve anlamalarını bunu hesaba katmadan yapar. Ve dolayısıyla en önemli konu olan din dahil bunun hiç değişmediğini düşünür. Din değişir mi? Tehlikeli ifadeler kullanıyoruz. Din değişir mi arkadaşlar? Din değişmez. Nesi değişmez? Hayat değişti dedik biraz önce. Hayat dinden değil mi? Hayat anlayışı değişiyor. Bu dinin değişmesi demek değil mi? Din anlayışı. O zaman dinin nesi değişmez? Efendim? Bizatihi kendisi. Ne demek bizatihi kendisi? Nerede bulacağız bu bizatihi kendisini? Nerede bulacağız? İnsanda mı? Hangi insanda? Bin bir renge giren insanda. Zaten din değiştiren insan. Arkadaşlar burada da çok önemli bir husus var. Dinin manevi katmanda, Cenab-ı Allah katında diyelim, şekli değişmez. Nas olarak da metni değişmez İslamiyet'te. Bu sadece İslamiyet'te mahsus bir imtiyazdır. Allah'ın bize verdiği bir imtiyazdır. Metin değişmez. Fakat arkadaşlar metin sadece yazılı, sözlü bir şey değil ki. Aynı zamanda anlaşılan bir şey. Bu değişmez mi? Yani Türkçe'de rivayetlere göre 400 meal varmış mübarek. Zannedersin ki Türkiye efendim Kur'an mütehassı insanlarla dolu. hele tefsirler falan filan. Aynı ayet bambaşka anlamlarda anlatılıyor değil mi? Peki bu aynı zamanda dinin değişmesi değil mi? İnsan düzeyinde dinin algısı
yaşanması bu demek zaten. Dinin anlaşılması ve yaşanması değil mi? İnsan düzeyinde. Anlaşılması bir, çok önemli. Yaşanması iki. Bunlar sürekli değişiyor arkadaşlar. Sürekli. Bunu da çok iyi kavramak lazım. Özellikle dindar insanların, tabii eğitimli dindar insanların. Vatandaşa din değişir mi diye bir soru sorulmaz. Vatandaş için bu zulümdür. Ama siz bize de sormayın derseniz bu da zulümdür. Sizin bu işlerle uğraşmanız lazım yani. Uğraşmazsanız bence gayri ahlaki bir tercihte bulunmuş olursunuz. Bunun adı konformizmdir. Bu da gayri ahlakidir. Vatandaş için, vatandaş. Yani ona böyle şeyler söyleyip onu zora sokmamak lazım. Hocaların yaptığı en büyük hata budur. Bu televizyon evliyası hocaların hatası budur yani. Yoksa bunları tartışmak lazım. Çok mühim meselelerdir bunlar. Ama kiminle tartışacaksın? Veya bakın bunların bir kısmını halka da anlatmak lazım. Ama ayrı dil kullanacaksın. Ayrı dil kullanarak bunları halka da anlatabilirsin yani. Halk öyle anlayışsız bir güruh değildir. Hatta bazı şeyleri eğitimli insanlardan daha iyi anlar. Ama ona uygun bir dil bulmak şartıyla yani. Ona uygun bir dil bulacaksın. Bu da kolay bir iş değil. Hele bugünkü çağda arkadaşlar hiç kolay bir şey değil yani. İnsanların çok farklı diller kullandığı, yani bunlara dil denir mi o da ayrı. Parantezlerimiz çok uzadı, dönelim. Bu parantezleri kapatalım fakat bunlar önemli arkadaşlar. Bunlar başlangıç. Şimdiye kadar çoktan görmemiz gereken başlangıç parantezleri. Şimdi arkadaşlar dersin başlığına dönelim. Derslerin başlıkları tesadüfi de olsa anlamlıdır çerçeveyi çizmek için. Şimdi Cumhuriyet dönemi din siyaset ilişkileri diyoruz değil mi? Konuştuğumuz çerçevede Cumhuriyet devri değişiklikleri olmayan, yeknesak, tek tip bir devir mi, bir dönem mi acaba? Bu soruyu sorduğumuz zaman hangi konuda dememiz lazım, değil mi? Hangi konuda Cumhuriyet devri diyoruz? Bir asrı devirdik rivayetlere göre. Bu Cumhuriyet'in ilanına göre bir asrı devirdik. Aslında erken Cumhuriyet dediğimiz 1919-1923'ü katarsanız bir asrı zaten devirmiştik demek lazım. Ayrıca biliyorsunuz bu asır hikayesi de aslında su kaldırır. Yani işte uzun 19. asır diye ifadeler vardır veya kısa 20. asır gibi ifadeler vardır değil mi? Bazen asır erken biter veya çok uzun sürer. Neye göre? Aslında bu değişim noktalarına göre bunu kullanırız. Din siyaset ilişkileri açısından Cumhuriyet dönemi diye bir asırlık bir dönemden bahsedebilir miyiz? Birinci sorumuz bu arkadaşlar. Yani burada değişiklikler mi öndedir? Değişmezler mi öndedir? Bakın, değişiklikler önde ise burada bu değişiklik noktalarına göre
farklı tasnifler yapmamız lazım. Hem kronolojik hem belki tematik tasnifler yapmamız lazım. Değişiklikler önemli değilse veya önemli değişiklikler olmadıysa, o zaman bakınız burada bir tek tip, yeknesak bir dönemlendirmeden bahsediyor olabiliriz. Ama üçüncü bir şık var. Muhtemelen biz daha çok onu kullanacağız. Bazı bakımlardan değişen unsurlar var. Bunlara bakmak lazım. Bazı bakımlardan ise hiç değişmiyor. Yani bir asırdır aynı şekilde yürüyen unsurlar var. Size göre hangisi doğru acaba? Yani siz Cumhuriyet dönemi din siyaset ilişkileri diye bir başlık gördüğünüz zaman değişen unsurlarını mı daha önde düşünürsünüz? Değişmeyen unsurlarını mı acaba? Hangisi? Değişenler daha fazla. Öyle mi acaba? Bu bir bakış açısıdır. İşte son 20 yılda bu konuda büyük devrimler oldu mesela. Bu cümle doğru mu arkadaşlar, yoksa siyasi bir cümle mi? Efendim, bazı gerçekleri kapatmak için kurulmuş bir cümle mi? Yoksa bir gerçeğe mi işaret ediyor? Mesela. Değil mi? Bazı insanlara göre, bazı meslektaşlarımıza göre çok büyük değişiklikler oldu diye yaklaşıyorlar. Böyle bir yaklaşım var yani, bu yaklaşıma katılın katılmayın. Böyle bir realite var. Ben şahsen katılmıyorum buna da, sizi bilmem yani. Siz katılıyor musunuz? Kısmen. Bunu da konu konu ayırabiliriz tabii tabii. Söyledik bunu. Ayırabiliriz. Olumsuz ayırma yapacaksın herhalde. 20 yıllık bize göre değil mi hocam? Hani olumsuz da var, olumsuz da kağıt basıyor. Yani vazgeçiyorsun ama fikrinden biraz. Fikrinde sabit kadem ol bir yere kadar. Sonra vazgeç tabii. Sen bilirsin ayrıca. Arkadaşlar, nafiz bir değerlendirme, yani derin bir değerlendirme, bütün unsurları görerek yapan bir değerlendirmedir. Bütün unsurları göreceksin. Tabii değişmeleri de göreceksin. Bu değişmelerin bir kısmı kötüye doğrudur ayrıca. Değişme arkadaşlar, modern dönemde olumlu bir kavram haline gelmiştir. Buna çok dikkat etmenizi isterim. Ben size şimdi çok kullanılan, yakın zamanlarda çok kullanılmıyor artık, Allah'a şükür kurtulduk ondan. Siz zaten doğuşunu hatırlamazsınız yaşınız itibariyle. Çağ atlıyoruz arkadaşlar. Sansürsüz olarak sizde olumlu bir şey mi hatırlatır, olumsuz bir şey mi hatırlatır? Çağ atlamak. Olumlu. Sansürsüz. Olumlu. Değil mi? Arkadaşlar, bu tamamen bir yutturmacadır. Ve siyasi bir göz boyamadır bu. Harika ama. Çağ atlıyoruz arkadaşlar. Harika yani bu. Atlayabildiğin kadar. Hocam atlattın peki, menfi de olsa? İşte onu söylüyoruz. Değişme arkadaşlar, bu çağ atlama. Çağ atlama ancak müsbet bir şey mi, menfi bir şey mi diye soru sorduğunuz zaman anlamı üzerinde düşünmeye başlarsınız. Yoksa bu onun dışında bir slogandır. Çağ atlıyoruz, harika. Yani.
efendim tarım devrinden işte sanayi devrine atlıyoruz mesela. Dehşet. Bir yere atladığımız yok ya. Obruklar çıkıyor karşımıza. Dolayısıyla arkadaşlar düşünce tarihi bakın. Şimdi biz slogandan bahsetmiş olduk. Siyasette slogan çok önemlidir. Düşünce tarihi açısından da çok önemlidir. Arkadaşlar sloganın iki anlamı var. Biri işte çağ atlamakta olduğu gibi büyük kalabalıklarda ilk uyandırdığı anlamdır. İnsanların kahir ekseriyeti %80'i bu ilk anlamla yaşar ve gözlerini kapar. Halbuki bu ilk anlamla yetinmeyen insanların sayısını artırmak lazım arkadaşlar. Eğitim bu demektir. Şimdi bakınız burada iki anlam var. Biri slogan anlamı, biri arkasındaki esas anlam. İnsanların çoğu konformisttir. Yani gayri ahlaki bir zihin yapısı içerisinde yaşar. Ve kendisine ilk gelen anlamları sorgulamadan kabul eder, benimser. Arkadaşlar bu gayri ahlaki bir şeydir. Eğitimli insanlar için gayri ahlaki bir şeydir. Bu gayri ahlakiliğin içine düşen insanın gerçek ahlaklı kişilik ve gerçek dindar kişilik olma şansı yoktur. Tekrar ediyorum, eğitimli insanlar için konuşuyoruz. Eğitimsiz insanlar bu ikisini ayırt etmez zaten. Bir kişi işte profesör de olsa bu ikisini ayırt edemiyorsa eğitimsiz insan seviyesindedir. Şimdi biz din siyaset ilişkilerinden bahsedeceğiz. Burada hem dini sloganlar var, hem siyasi sloganlar var. Bunların iki anlamı var en azından. Biri slogan olmak dolayısıyla ifade ettiği anlamdır. Slogan diyebilmek için zaten arkadaşlar bunu kuran kişinin büyük kalabalıkta oluşturmak istediği anlamı çok iyi tutturması lazım. Yoksa slogan olmaz. Yani slogan olabilmesi için büyük kalabalığın gözünü boyayacak bir efsafta olması lazım. İşte çağ atlamak böyle bir şey. Tersten bir slogan söyleyeyim size. Anayasamız Kur'an'dır. Bu slogan mı, hakikat mı arkadaşlar? Peki slogan olarak anlamı olumsuz mu, olumlu mu? Olumlu değil mi? İlk bıraktığı intiba müthiş etkileyici. Dindar olmayan insanlarda çok ürkütücü. Şeriat geliyor yani. Şeriat ordusu silahlı bir şekilde geliyor. Peki öyle mi arkadaşlar? Bu anayasamız Kur'an'dır sloganı. Yani bu kadar mı? Bu kadarla kalırsa bu anlaşılmış olur mu? Efendim? Sırf bu slogan üzerine bir kitap yazılabilir arkadaşlar. Bu slogan nasıl ortaya çıktı? Problemleri. Kur'an anayasa olur mu? Bu Kur'an'a hakarettir belki. Kur'an anayasa mıdır? Bu anayasa nereden çıktı yani? Arkadaşlar bunlar vatandaşa sorulur mu yani? Vatandaşa sormak zulüm değil mi? Elbette. Ama eğitimli insanlara bunu sormadığınız zaman bu zulümdür.
ve Türkiye'de eğitimli insanların böyle soruları yoktur. Bu soruyu müzakere etmez yani. Ezberleri var. Sloganla hareket ediyor. Halbuki eğitimli insan sloganın ilk anlamını önemsemekle beraber bunu önemseyeceksin çünkü büyük kalabalıklar onu anlıyor. Bundan sonra bu ne demek? Nereden çıktı bu? Bu slogan niçin bu kadar etkili oluyor? Bunun üzerine yoğunlaşması lazım. Değil mi? Yoksa tekrar ediyorum, vatandaş için zaten bu iki seviye eşittir. Anayasamız Kur'an'dır. Ben bu siyaset düşüncesi dersi okuttuğum zamanlarda, geçen seneki derste de konuşmuştuk herhalde. İlahiyat fakülteleri talebelerine de soruyorum. Diyorum ki bu cümle dini bir cümle midir, laik bir cümle midir? İlk bakışta hangisi? Dini tabii canım, Kur'an'dır. Kur'an'dır'a bakarsan dini. Bir kelime daha var orada. Anayasa. Kanun, şeriat kanun. Anayasaya bakarsanız slogan ne sloganı oldu? Dini bir slogan mı yoksa laik bir slogan mı? Bakın şimdi anlam değişiyor. Yani bunun umumi olarak anlaşıldığı şey farklı. Hususi olarak anlaşılması gereken şey farklı. Düşünce tarihi arkadaşlar, düşünmeyle uğraşmak, eğitimli insanın vazifesi bu. Başka türlü eğitimli olunamaz. Başka bir slogan daha söyleyeyim size. Fabrika bacalarıyla minareler birlikte yükseliyor. Nasıl? İlk intiba nasıl? Güzel. Güzel değil mi? Çok etkili bir slogandır arkadaşlar. Aslında bu Müslümanları, dindarları diyelim, kapitalist düşünceye ve ahlaka mahkum etmek için inşa edilmiş çok etkili bir, çok etkili ama bir hikayedir ve bunun çizimleri doludur. Benim gençliğimde çok çok vardı. Şimdi buna ihtiyaç bile kalmadı artık yani. Şöyle, bir şeyin slogan değerine ulaşabilmesi için zaten büyük kalabalıkta karşılığı olması lazım. Bu karşılık yoksa zaten o slogan olarak olmaz. Olsa bile bir işe yaramaz. Slogan çünkü büyük kalabalığı etkilemez. Hele siyasi slogan. Siyasi slogan demek oy toplayacaksın yani. Dolayısıyla slogan çok ciddi bir karşılık bulması lazım. Yoksa slogan olmaz zaten. Çok kısa bir zamanda devreden kalkar. Onun için eğitim, iletişim efendim uzmanlarının kafası bunlarla yatar kalkar. 12 Eylül sonrası arkadaşlar sizin için milattan önce sayılır. 80 doğumlu olanınız var mı? Yok değil mi? Ne güzel. Daha öncesi var. Ha, daha öncesi var. 12 Eylül sonrasının en garip hikayelerinden biri şairlerin reklam metni yazmak için kullanılmasıdır. Özellikle bu solcu
şairlerin. Tabii o yıllarda muhafazakar kesimde henüz gelişmiş bir iletişimcilik yok. İşte Özal'la birlikte bu ortaya çıkacak. Şairler reklam yazarı oldular. Bu sanatın tükenişi demek ya. Bir insanın sanatını 5 paraya satması, dinini satması kadar ciddi bir iştir yani. Sanat. Yok canım, ideolojilerine vazgeçiyorlar işte. Kapitalizme çalışıyor. İdeolojiler onlar sosyalizmdi. Kapitalizme karşı mücadele yürüteceklerdi. Yürüttüler de yani şöyle böyle. Fakat reklamcı oldular. Şey gibi bu. Bu bir kullanıldı da. Fakat herkes reklamcı olduğu için çok çabuk tedavülden kalktı. Mücahitlerin müteahhit olması gibiydi yani 80'lerin başında. İşte 2000'lerde de mücahitlerin müteahhit oluşu falan kullanıldı. Şimdi arkadaşlar, Cumhuriyet dönemi din siyaset ilişkilerinin bütün unsurları aslında ilk bizde çağrıştırdığı olumsuz veya olumlu fark etmez. İlk çağrıştırdığı anlamlar ister olumlu olsun ister olumsuz olsun. Tekrar ediyorum, fark etmez. Bunu önemsememiz lazım bizim. Çünkü büyük kalabalıkların bu konudaki fikri budur. Bizim bununla uğraşmamız lazım yani. İki, bunun kadar önemli veya belki bundan daha fazla önemli olan şey ise bunun gerçek anlamı, gerçek hikayesi, alttan akan uzun zamanlı hikayesi. Dahası arkadaşlar, toplumsal, kültürel, dini irtibatları. Bu anlayışları mümkün kılan toplumsal, kültürel, dini zeminler. Bunlar üzerinde kafa yormamız lazım. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bu bizim için bir vazife. Ahlaki bir vazife. Bu ahlaki kelimesi çok önemli. Kıymetli arkadaşlar, bir meseleyi ele almak demek, daha işin başında mevcut hükümleri tekrar gözden geçirmek demektir. Bunu da bir usul cümlesi olarak yazın. Tekrarın vurgusu neye işaret ediyor size göre? Tekrar gözden geçirmek, tamam. Bir defa gözden geçirdik, bitti mi? Hayır. Bir yukarıya çıktığınız zaman bunu tekrar gözden geçireceksiniz. Mevcut hükümleri arkadaşlar, biz aktif olarak mı ediniriz? Mevcut hükümler bize nasıl gelir? Yani sahip olduğumuz hükümleri biz çok şuurlu olarak mı ediniriz? Diyelim ki Cumhuriyet dönemi din siyaset ilişkileri konusunda hükümlerimiz, fikirlerimiz var değil mi?
Bu fikirleri ve hükümleri biz aktif olarak mı, kendimiz mi edindik? Hayır. Maruz kaldık. Nereden geliyor bunlar? Birkaç kanaldan gelir. Yani aileden gelir elbette, okuldan gelir, içinde bulunduğumuz gruptan gelir. Efendim? Kitle iletişim araçlarından gelir vesaire. Demek ki bir, insanın sahip olduğu hükümler büyük ölçüde kendisinin tesahüp ettiği, yani tesahüp ettiği, emek vererek sahiplendiği, kendisine mal ettiği hükümler değildir. Bu hükümler ona bir şekilde gelir. Nereden gelir? İşte aileden gelir. Efendim, toplumdan gelir, kurumlardan gelir vesaire. Bugün telefonlardan bile geliyor yani. Çoğu insanın kafası telefonla çalışıyor. Ama bunu koca koca adamlara bile anlatmak mümkün değil ya. Daha baştan gayri ahlaki bir duruma düşmüş oluyoruz. Pasif ve edilgen bir konuma düşmüş oluyoruz arkadaşlar. Bu gerçek manada insanlıktan uzaklaşmaktır ve gayri ahlaki bir şeydir bu. Hükümlerimizi biz edinmeyiz, bize gelir. Gelsin. Bu aslında eğitim, öğretim süreçlerinin bir parçasıdır. Ve bu baştan bütünüyle kötü bir şey değildir. Çünkü biz birçok diyelim ki ahlak kuralını bile böyle öğreniriz. Dili böyle öğreniriz, böyle tesavvüp ederiz. Ve fakat arkadaşlar, problemimiz şu, eğitimli insan demek bu hükümleri, mevcut hükümleri gözden geçirmek demek. Belki bu gözden geçirmenin sonunda tekrar aynı hükme varacak. Olabilir. Ve fakat, burası çok mühim, iki hüküm kesinlikle aynı hüküm değildir arkadaşlar. Cümle olarak aynı hüküm olsa bile. Yani biri pasif olarak edinilmiş bir hükümdür. Aynı hüküm bakın. Öbürü ise sorgulanmış, tesahüp edilmiş bir hükümdür. Aynı bile olsa. Onun için hükümleri, sahip olduğumuz hükümleri, mevcut hükümleri, bu hükümlerin birçoğu aynı zamanda yaygın hükümlerdir. Yaygın yargılardır. Yaygın kabullerdir. Bunların gözden geçirilmesi gerekir. Gözden geçirmeyi nasıl yapacağız arkadaşlar? Gözden geçirme nasıl olacak? Türkçe'de anlam dairesi geniş olan muhakeme diye bir kelime var. Muhakeme ne demek arkadaşlar? Düşünmek tabii, başka? Anlam dairesi çok geniş. Mahkeme görmek de muhakeme demek. Değil mi? Efendim? Bir hükme varmak tabii. Belki bir hüküm üzerinde işte muhakeme yürütmek. Hüküm üzerine muhakeme yürütmek. De diyebiliriz buna.
akıl yürütme bile diyebiliriz. Muhakeme demek arkadaşlar bir meselenin unsurlarını ele almak demek. Bir mesele, bu mesele bir mahkeme konusu bir mesele de olabilir. Bir problem de olabilir. Bir kavramın önü, arkası, etrafı da olabilir. Bunların hepsi muhakemeye girer. Bizim altını çizdiğimiz şey açısından arkadaşlar, mevcut hükümleri tekrar gözden geçirmek. Bunlar çünkü muhakemesiz edindiğimiz şeylerdir. Tekrar ediyorum, bunların bir kısmı müsbettir. Ama eğitimli insan için bu müsbetlik yetmez. Eğitimli insan bunları tekrar müzakere etmesi lazım. Muhakeme etmesi lazım. Mevcut bir hükmü yeniden ele alması lazım. Burada arkadaşlar mukayese çok önemlidir. Zaten akıl yürütmenin önemli unsurlarından biri budur. Mukayese ne diyoruz? Kıyas. Kıyas yani karşılaştırma. Ne ile neyi karşılaştıracaksınız? Hükümleri karşılaştıracaksınız. Peki aynı hükmü nasıl muhakeme edeceksiniz? Bir hüküm var. Değerimize göre, yani belli sabitelerimize göre hükmü ele alacağız. Sabitelere göre, yani değerlerimize göre. Değerlerinize göre alırsanız baştan zaten kabul etmiş olacaksın. Arkadaşlar, mukayese iki temel şekilde yapılabilir. Bir, benzer unsurları karşılaştırırsınız. Benzerlerle mukayese yapabilirsiniz. İki, farklılarla, hatta belki zıtlarla. Bunların ikisi de mukayesedir. Tam mukayese, tam mukayese ikisi birlikte olmalıdır. Arkadaşlar bunu nasıl yapacaksınız? Edindiğiniz bir hüküm var o güne kadar. Bu hükmü yeniden muhakeme etmek istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? O güne kadar okuduğunuz, dinlediğiniz kitapları, defterleri karıştırarak mı yapacaksınız bunu? Yoksa biraz dışarıda olanlar, karşıtlar bu konuda ne diyor diyerek mi yapacaksınız? O güne kadar o hükmü ortaya çıkaran unsurlar, kitaplar, fikirler, çevreler, gruplar, bunların içerisinde kalarak bir mukayese yaparsanız daha çok benzerlerle yapacaksınız demektir. Bu dairenin dışına çıkarsanız muhtemelen farklılarla yapacaksınız. Hangisi sıcak geliyor size? İsterseniz soruyu değiştireyim. Hangisi rahat arkadaşlar? Peki benzerlerle bir muhakeme yaparsanız bu sizi açar mı ya? Kafanızı açar mı? Ben açılım taraftarı değilim. Kafa açıklığından taraftarım da. Açılım da bir slogandır Türkiye'de yani. Açılım
açılım duydunuz mu Türkiye'de? Dünyada da böyle. Bilin ki kafanız daraltılacak. Çok perhiskâr davranın. Ben çok perhiskâr davrandım hayatımda. Bundan çok istifade ettim. Onun için hayatımda hiç modaların peşinden gitmedim. Moda kitapları bile çok geç okudum. Modadan kalktıktan sonra okudum yani. Arkadaşlar hangisi kolay, hangisi zor? Dindar insanlar olarak bizim için daha önemli bir soru var. Hangisi ahlaki? Dindarlık arkadaşlar bütün dünyada, Türkiye'de de ahlakilikten çok uzaklaşıyor. Türkiye'de dindar insanların anlamakta çok eksik kaldıkları noktalardan biri budur. Onun için görünür dindarlığın nereye gittiği çok problemli. Görünür bir dindarlık var. Bunu önemsemek lazım. Yani bunu önemsemeyin demiyorum. Dinde çünkü görüntü, şekil, şemail de çok önemli. Fakat bu şekil, şemailin her şeyi örtmesi özellikle büyük ahlaki problemleri, derin ahlaki problemleri örtmesi dindarlık açısından çok büyük bir problem, çok büyük bir tehlike. Ve ne yazık ki bunun fark edilme ve anlaşılma derecesi çok düşük. Çok düşük ama. Sesimi yükseltiyorum. Muhtemelen bana tam katılmıyorsunuzdur. Katılmayın diyoruz ya. Bunu siz yapacaksınız yani, ben değil. Ben size bunun hakkında ancak bazı şeyler öğretebilirim demeyeyim. Bu iddialı olur. Hissettirebilirim. Belki. Öğretmek zor bir iştir arkadaşlar. Ben iyi bir öğretmenim aslında. Aramızda kalsın. Fakat yani ömrümün büyük kısmını öğretmen olarak geçirdim. Allah'a şükür hiçbir şikayetim yok. Ama öğretmek çok zor bir iştir. Hele karşınızda bildiğini zanneden insan sayısı fazlaysa çok zordur yani. Ona nüfuz etmek, kayayı delmek gibi bir şeydir. Aslında öğretmenliğin bütün şeyi de buradadır. Bütün inceliği buradadır. Yani bunun yolunu bulacak ya. Yani. Bulana aşk olsun demek lazım.